Değerli Mercan TV izleyicileri, bu akşam da ana haber bültenimize ayrı bir formatta sunuyoruz. Yeni Kapı, İstanbul Yeni Kapı etkinlik alanındayız. Adıyaman tanıtım günlerindeyiz. Bizim için önemli bir ikinci günü atlatmak üzereyiz. Çünkü neden önemli bir ikinci gün? 3 gün sürecekti bu etkinlik alanındaki Adıyaman tanıtım günleri ve bu üçüncü gününde de tabii ki hafta sonu olduğu için, olacağı için çok büyük bir kalabalık bekliyoruz. Şu anda da baktığımız kadarıyla kalabalığımız iyi. Şu an arkamız biraz durakladı ama sirkülasyon var diyeceğiz. Esnaflarımızı gezeceğiz bu ana haber bültenimize. Bakalım esnaflarımız beklediğini buluyor mu? Onlardaki durum nasıl? Hem Adıyaman'ı tanıtmada hem Adıyaman'ı yöresel ve tat olarak Adıyaman'ı tanıtmanın da tabii ki ayrı bir önemi var. Hep beraber gelin esnaflarımızı gezelim, bakalım esnaflarımızda durumlar nasıl. Hemen girişte Maraş Pastanesi karşılıyor bizi. Biliyorsunuz ki Maraş Pastanesi Adıyaman'ın en güzel tatlarını bünyesinde bulunduran bir pastanemiz. Mesut abimiz var. Mesut abimiz var. Maraş Pastanesi deyince aklımıza hem tat geliyor hem de tatlı diliyle Mesut abi geliyor. Mesut abi merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Ana haber bültenimizi bugün ayrı bir formatta sunuyoruz. Artık böyle masa başında değil de esnafımızın içerisinde sunalım dedik. Çünkü bugün Adıyaman tanıtım günleri ve Yeni Kapı, İstanbul Yeni Kapı'da biz Adıyaman'ı tanıtmaya geldik. En tatlı tanıtım sizinki olacak bildiğim kadarıyla. İnşallah, inşallah. Bu sene yapılan bu tanıtım günlerinde yani buraya geldiğimiz zaman Adıyaman'ın yöresel ürünleri, tatlar, lezzetler getirdiğimiz için biz de çok memnunuz. Evet. Burada Adıyaman'da bulunan İstanbullu hemşerilerimizi de görmekten de çok mutluyuz. Yani çok güzel bir tanıtım organizasyonu var. Memnunuz. Güzel geçiyor. Çok güzel yani. Yani burada tabii ki yöresel ürünlerimiz de var ama bizim yöresel tatlılarımız da var. Kimsenin bilmediği ama özellikle pastaneci olarak yani böyle tatlı işleriyle uğraştığınız için sizin bildiğiniz. Benim bildiğim bir peynirli helva var ama 87 çeşide yakın bir peynirli helva çeşidi var. Aynen, aynen. Peynirli helvalarımız mesela bademlimiz var, fıstıklımız evet. Var, sade olanımız var, cevizli olan var. Bayağı çeşitli, helva olarak bayağı çeşitli helvalarımız var yani. Evet. Başka ne tür var? Genelde baklava tarzı, evet. baklava, fıstıklı tatlı tarzlarımız, katmerimiz, havuç dilimimiz, kadayıf çeşitlerimiz hepsinden mozaik tatlımız hepsinden bulunmaktadır. Yani Adıyaman'ın bütün tatları buraya geldi. Aynen, aynen bekliyoruz. Evet. İstanbul'da yaşayan Adıyamanlı hemşehrilerimizi bekliyoruz. Adıyaman'ı, şunu da diyelim yani, biz Adıyaman'ı İstanbul'a getirdik. Buradaki ve çok güzel oldu. Yani ben özellikle size teşekkür ediyorum. Çünkü Maraş Pastanesi değerli izleyiciler, biz de orada Adıyaman'da hani böyle ağzımızın tadı kaçtığında hemen adres Maraş Pastanesi diyoruz. Çünkü ağzımızı tatlandıracak bir mekan. Çok teşekkür ederim. Onun için sizi de burada görmek çok güzel. Sağ olun. Biz de bekliyoruz yani. Hemşehrilerimizin hepsini bekliyoruz. Yani hizmet etmekten de gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Değerli izleyiciler, ana haber bültenimizi kesmeden devam ettiriyoruz. Çünkü burada çok farklı lezzetler de var. Hemen yan tarafta Sait Usta da var. Tabii bir yandan vatandaşlar alışveriş yapıyor, bir yandan da Adıyaman'ın tanıtım günlerinde Adıyaman'ın yöresel ürünleri tanıtılıyor. Hemen bu yan tarafımda Atmalı Girişimci Kadınlar Kooperatifi Yöresel Ürünler Pazarı. Ben Adıyamanlı olarak ilk defa duydum ve duyduğuma da sevindim. İlk defa okuyorum. Atmalı bizim küçük şirin bir beldemiz. Evet, beldemiz ama bu kadar ürünlerin Atmalı'da olduğunu ben bilmiyordum. Bamya var. Çok dikkatimi çeken bamya oldu. Bunları kurutuyorsunuz. Evet. Tabii kuruttuktan sonra paketliyoruz. Kooperatifini kurdunuz. Evet. Atmalı neydi? Kadınlar Kooperatifi, evet. Atmalı Girişimci Kadınlar Kooperatifi. Ne üretiyor Atmalı Girişimci Kadınlar Kooperatifi ve kuruluş amacı neydi? Şöyle erişelerimizi üretiyoruz. Evet. Üzüm pekmezimiz var, reyhan şerbetimiz var, elma kurusu, fıstık, üzüm, besni üzümü. Şöyle bayram taplamalarımız var. Evet. Şöyle. Çok yerdik bayramda. Aynen. Evet. Böyle küçük küçük bölmüşler ama. Şöyle kesmelerimiz var. Kesme bastık. Evet, evet. Kesme üzüm kesmesi. Evet, üzüm o şerbetinden olma. Tutla da oluyor değil mi? Evet, tutla da oluyor ama bizimki besneye has olduğu için evet. Üzüm pekmezinden olma. Nar eşkimiz var şöyle. Evet. Sumak, sumak tozu, tane sumak, ceviz, fıstık, peynir. Yok yok ya. Yani. Kurutmalık, evet. Hemen şurada da paketleme yapılıyor sanıyorum. Kurutmalık paketlemeler yapılıyor. Çünkü reyhan şerbetimiz var. Çok tuhaf.
Evet, Reyhan şerbetini ilk defa ben böyle paketli haliyle gördüm. Bu tek içimlik olması gerekiyor. Evet, tek içimlik. Reyhan şerbeti, yani bunu kaynatarak, reyhanı kaynatarak elde ediliyor. Aynen. Çok da tadını merak etmedim değil yani. Tadını da merak İkram ederiz. Çok teşekkür ederim. İçeceğim çünkü çok merak ediyorum. Biz de teşekkür Şurada ederiz. Bal mı var ya da... Hayır, reçeler. Reçeller mi de oldu? Şöyle kayısı reçelimiz. Evet. Tamamen kooperatifimize ait olan Menengiç kahvesi. Evet. Tamamıyla girişimci kadınlar kooperatifi. Evet. Kaç kişiden oluşuyor girişimci? 12 kadınlar? Kişi. Tamam. Evet. Kadın bir araya geldiniz Atmalı beldesinde. Evet. Ve biz böyle bir şey yapacağız dediniz ve gerçekten de güzel bir şey. Besne Kaymakamlığı adı altında proje hazırlandı. Tamamen Kaymakam Nazlı Demir Hanım öncülüğünde hazırlanan proje. 12 kadın birleşerek oluşturduk. Meydana getirdik. Evet. Şurada kuşburnu da var. Ceviz de var. Yani yok yok değerli izleyiciler. Gerçekten çok renkli bir ana haber bülteni olacak. Ben bunu söyleyeyim. Yani Adıyaman'ın bütün tatları, Adıyaman'a özgü bütün her şey burada bulmak mümkün. Ham incir reçelimiz var. Ham incir? Evet. Ha, kaynatılmadan mı yoksa? Yok, hayır. Kaynatılmadan. Ve tüm. Yani öyle parçalanmış. İçinde böyle sadece incir aroması olan bir şey değil. Bu tüm incirleri yiyebileceğiz böyle. Çok farklı bir şey. Ben bu aslında bu kooperatifi Adıyaman'a geldiğimde de daha yakından incelemek istiyorum. Çünkü çok ilgimi çekti. Bu kooperatif güzel şeyler yapıyorlar. Ve güzel yapan her şeyde biz de yanlarında olmak isteriz. Tamamen ürünlerimiz doğal, katkısız, organik olması başta %100 öyle. Doğal evet. %100. Hiçbir katkı yok. Hayır, İlaç yok. Yok. Başka bir madde yok. Hayır, yok. Katkı bunun koruyucu kesinlikle. Şey var mı? Yok. Yok. O da yok. Evet, o da yok. Yani her şeyde katkı yok. Yan ürünler yok ve bundan daha tamamen güzel bir şey de yok. Kadın eli doğan her şey değerlidir. Tamamen kadın eli. Kaç çeşit ürün var peki burada? Ürün çok. Saydınız mı ya da? İşte hani yok da saymadığım olarak çok var. Evet. Ürün yani çok. Kaç çeşit ürün kooperatiften çıkıyor? Bunu hiç hesaplayabildiniz mi? 87 ürün şu an Instagram sayfamızda var. 87 evet. Ürün şu anda kooperatifte yapılan evet ürünlerimiz evet var. Evet. Ve bunlar %100 doğal Adıyaman'da evet yetişen ürünlerden evet elde edilen şey. Evet. Çok teşekkür ederim efendim. Biz çok de teşekkür sağ ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyiciler. Sonra geleceğim içeceğim Reyhan şerbetine. Şimdi değerli izleyiciler öyle bir şey ki yani ben bile Adıyamanlıyım, Adıyamanlıyım ama görmedim bu kadar böyle farklı lezzetleri, farklı şeyleri biz bile görmedik. Kahta Şirin Yöresel Kuru Yemiş dükkanımız. Tabi burada da kuru yemişçi abimiz böyle müşterilere hem ürünlerini satıyor hem de tanıtıyor. Çok farklı bir şey. Bir bakalım burada ne var? Kahtanın neyi meşhur derseniz biz de kahtanın neyi meşhur efendim? Ben kahtanın bademi meşhur efendim. Badem diyecek mi? Sen söyle istedim. Evet. Badem meşhur. Narı meşhur. Evet. Şimdi kahtada badem Türkiye'nin en önde gelen ismi. Aynen. Yani Türkiye'de badem üreticiliğinde kahta evet birinci sırada. Evet. Ve bunu elde etmek zor oldu mu kahta halkı için? Ya, tabii ki çok zor oldu. Emek harcandı. Badem kolay yetişiyor mu peki? Yok. Masrafı çok. Masrafı çok. Tabii uğraşı çok. Evet. İlaçlamasıdır, budamasıdır, sulamasıdır. Yani emek vereceksin ki karşılığını alabilirsin. Karşılığını evet alabilirsin. Tabii bir de kooperatiflerin badem fiyatlarını 2 yıl boyunca açıklamaması da badem üreticilerini biraz zora soktu. Tabii tabii zora soktu. Şu evet anda gübreniz kendi biliyorsunuz çuvalı 150 liradan 500-600 liraya çıktı. Evet. Yakıt desen yine aynı şekilde. Bunlar hep masraf. Evet. Katlanınca karşılığını alamadıktan sonra ne olacak? Yavaş yavaş bunlar bademi başka bir şey çevirmek zorunda kalacaklar. Yani Adıyaman'da tütüne alternatif olarak badem gösterildi ve güzel aynen de bir ivme kazandı. Aynen. Kahta bölgesinde Sincik ve bu yayılacak tabii ki. Evet. Daha da diğer ilçelerimizde de yayılacak ama değeri gerçekten masrafını kurtarmadıktan sonra belli bir süreden sonra çiftçilerimiz bunları da tarlalarından sökecek. Aynen öyle. Ama o günleri inşallah görmeyeceğiz. Görmeyiz inşallah. Evet, inşallah böyle güzel güzel yapacağız. Başka nelerimiz var efendim? Burada arkaya baktığımızda her şey yöresel değerli izleyiciler. Burada her şey Adıyaman'da kayısı hariç. Şimdi kayısımız Malatya'mızın. Evet. Onun dışında elma kurusu, erik kurusu, armut kurusu, biber kurutmalığı var. Evet. Domates var, patlıcan var, nohut var, brünce var. Dut pekmezimiz var. Ondan sonra elma var. Baharat çeşitlerimiz var. Evet. Gönül susam.
Bunlar menengiç. Menengiç, bunun hem kahvesi yapılıyor hem çok faydalı. Kavurarak tabii yapılıyor. Aynen öyle, bu kavurarak yapılıyor. Bu bir boğaz ağrısına, iltihaba birebir bir menengiç kahvesi. Adıyaman'ın has bir meyvesidir. Böyle yani. Yani var, ha var diyorsunuz. Peki tanıtım günleri nasıl geçiyor? Esnaf olarak beklentimize denk mi? Beklentimizin üzerinde mi yoksa altında mı? Altında. Evet. Yani 2 sene önce çok düşük. Mevsimsel olarak havadan, değerlendirebilir miyiz? Havadan olabilir, evet. Havadan olabilir çünkü kimse dışarı çıkamıyor. Evet. Çıkamadığı için de biraz sıkıntı var. Tabii bir de hafta içi, hafta sonu da beklemek gerekir biraz da. Çünkü hafta sonu çocuklarını... Evet, cumartesi, pazar günleri. Evet. Tek beklentimiz o. Yani cumartesi pazar günleri inşallah böyle yani biraz Adıyaman'ı daha. Adıyaman'ı işte İstanbul'un ayağına getirdik. Evet. Öyle diyelim. Yani burada Adıyaman hasreti çeken, Adıyaman'ın yiyeceklerini, içeceklerini özleyen herkes buraya gelebilir. Burada Adıyaman'ı bekliyoruz inşallah. Çok teşekkür ederim. Herkes nasibini alır buradan. Evet, çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Değerli izleyiciler, tabii burada sadece Gökmen İlyas'ı koruyor. Hemen bana gelince bırakıp gidiyor. Aferin sana Gökmen. Şimdi değerli izleyiciler, Kahta Şirin Yöresel Kuruyemiş demiştik. Hem isim de verelim artık. Adıyören var bir de yan tarafımızda. Zeki abi de var, diğerleri de var. Bizim Adıyaman deyince aklımıza nedense hiç böyle tereddütsüz çiğ köfte geliyor. Çiğ köfte bizim için çok önemli. Çiğ köftemizin bizim yerim yanımızda çok ayrı bir yeri var. Hemen ben buradan abim arkadaşımla başlayalım. Neden Adıyaman denince akla çiğ köfte geliyor? Abim bütün Adıyamanların Urfaların herhalde çiğ köfteyi biz yapıyoruz abi. Çiğ köfte bizden sorulur, o yüzden Adıyaman geliyor yani akla. Yani Adıyaman deyince akla bir çiğ köfte geliyor. Evet abi. Şimdi bir de badem geliyor. Badem de geliyor. Bademli çiğ köfte yapmayı düşünüyor musun? Bademli değil de cevizli yapıyoruz zaten. Cevizli yapıyoruz. Evet. Biz bademliyi de tavsiye ediyoruz. Artık bademliyiz abi, önünüze. Nasıl, işler nasıl? İşler çok şükür abi. Çok şükür. Biraz havalardan dolayı zayıflık var ama yine de buna da şükür abi. Havalardan dolayı. Aynen. Maksat zaten bu Adıyaman'ı İstanbul'da da yaşamak ya. Başka bir şey değil. Peki yaşayabiliyor muyuz? Buradaki tatla Adıyaman'daki tat aynısını olmuyor. Aynısı olmuyor abi. Olmuyor yani sonunda. Aynen öyle. Yine de bu da güzel abi. Buna da şükür. İstanbul'dan sıkılıyoruz. Arada sırada böyle şeyler yapıyoruz abi. Evet. Yine yöremizi yaşıyoruz ya yine. Bir nebze. En azından o atmosferi. Aynen öyle. Atmosferi yaşıyoruz biraz. Biz. Aynen öyle abi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim abi. Evet, biraz daha ilerleyeceğiz. Tabii burada sadece çiğ köfte değil. Zeki abi hemen telefonu aldı, kaçıyor. Zeki abi kaçma. Kaçma, şimdi seni de alacağız birazdan. Tamam. Şimdi Zeki abinin huyu var. Hayatta röportaj yapmaz ama bizim için çok değerli bir isimdir. Burada bademlerimizi görebiliyorsunuz değerli izleyiciler. Bu bademler artık bizim altınımız. Çünkü biz bunu tütüne alternatif olarak gördük, kabul ettik ve biz inşallah bademde beklediğimizi alacağız. Zeki abi, niye kahta denince akla badem geliyor? Abi kahta ben bilmiyorum ya, sen kendin konuş, ben bilmiyorum. Ne bileyim, bademi güzeldir diye. Bademi güzel diye mi, yoksa kahtanın gerçekten böyle o verimli toprakları bademi bağrına bastı diye mi? Evet. Diyebilir miyiz? Çünkü evet, kahta hakikaten insanıyla, toprağıyla, suyuyla insanı kucaklıyor. Aynen, cezbediyor. Öyle. Aynen ve öyle. Bu badem çok büyük bir nimettir. Evet. Türkiye'de badem üreticiliğinde kahtanın bir numara olmasında da bir hikmet var. Abi kolay gelsin, size şey ikram edeyim. Teşekkür ederim, sağ olun. Değerli izleyiciler, tabii böyle geleceğiz biraz daha. Burada Kahta 02 Spor Kulübümüzün de formaları var. İsteyen buradan ulaşabilir. Burada ne var abi? Burada yüremizin has katkı sınar ekşisi var. %100 doğal. %100. Bu sos falan değil. %100 normalde yüremizin. Denerim sossa. Onu denemek. Şurada çıkar bağır. Denemek için normalde zaten uzaklaşmaya gerek yok. Evet. Hemen yerinden açıp tadına birebir bakabiliriz. Evet. Bu nar ekşimiz. Şu zeytinyağı has. Doktor Nar'ın nar ekşisini ben yedim. Deneriz dedim ama denemişim. Ve öyle bir şey ki değerli izleyiciler, yediğinde boğazını yakıyor. Yani narı sanki böyle ağzına sıkarmış gibi. Aynen. Çok öyle. Farklı bir şey var, kıvamı var. Kıvamından da belli zaten, bu katılığından. Bakın yani böyle su gibi akmıyor. Katı bir şekilde resmen damlıyor. Ve bu İlyas'ım gösterebilecek misin? Şu aroma, bakın katılığa bakın. Şöyle bir bakın, damlamıyor. O kadar ki şey. Ve bu gördüğünüz %100 doğal nar suyu.
resmen şifa kaynağı. Burada Kesinlikle da doktor Nara çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bunu normal sıcak suyun içine dahi damlatıp içtiğin zaman bile hasta olmasın. Yani bir nevi şu şurup diyorduk ya. Eskiden aynen bir de biz normalde şurup işte doğal şurup dediğimiz doğal dediğimiz şey aslında bu. Evet. Yani hani bir nane limon işte kaynatıp içmek yerine bunu normalde birebir sıcak suyunu koyup içtiğin zaman onu bu mevsimlerde özellikle hiçbir şekilde direnci de artırıyor çünkü kesinlikle. Çünkü nar. Diş tutar. Evet. O şeyi öldürürsen de normalde o bitkinliği falan bitirir. Yani biz nar ekşisi deyip geçmiyoruz. Kesinlikle. Çok geçmemek büyük lazım evet. Zaten. Evet. İçindeki o narın taneleri zaten şifa kaynağı, bildiğimiz şifa kaynağı. O bunları normalde bu mevsimlerde içeceksin, yedireceksin ama doğalını içeceksin. Tabii. Şimdi sos kıvamındaki olan şeyler onların hiçbir doğallığı yok zaten. Evet. Onlar bitti, sos geçiyor. Zaten birebir ibarede de yazıyor sos diye. Ama bu nar ekşisi. Bu nar ekşisi. Bak nar ekşisi. Yani sosu değil. Ve gerçekten tadı müthiş. Ben evimde kullanıyorum. Marka dünya markası. Benim gözümde sadece kesinlikle. Türkiye'nin değil dünyanın markası. Çünkü Osman abi hakikaten bu işi hakkıyla yaptı. Ve hakkı ettiği yere de getirdi. İnşallah daha iyi yerlere de gelir. İnşallah. Sonuçta Adıyaman'ın patenti, Adıyaman'ın ürünü, Adıyaman'ın topraklarında yetişen bir narı bu kadar güzel yerlere getiren kimse de teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok önemli bizler için. Nasıl tanıtım günleri nasıl? Beklediğimizi tanıtım günleri hava şartlarıyla biraz dün dorgun geçiyordu ama bugün çok daha iyi. Yarın çok daha iyi olacak. Hafta sonunu bekliyor biraz. Kesinlikle hafta sonu. Zaten bu tür etkinliklerin özelliği zaten hafta sonlarıdır. Hafta işlerinde normalde insanların işte olduğu için bu zamanlarda zaten çok kişinin de beklentisi yok. Cumartesi, pazar günü zaten insanlar onu bekliyor. İşlerini, çocuklarını. Aynen öyle. Düne göre bugün daha iyi ama yarın çok daha iyi olacak. Yarın da bugüne göre iyi olacak. Kesinlikle çok daha millet esnaflar zaten onu bekliyor. Önemli olan zaten satıştan ziyade yüreğimizin doğal ürünleri tanıtmak. Bizim amacımız zaten bu. Yani buradaki doğal olduğunu insanlara anlatabilmek bizim anlatmak için bugün zaten evet. İnsanların zaten doğayla ilgili ondan sonra bu bitkilerle ilgili olsun gıda ile ilgili olsun inanılmaz bir şekilde zaten insanların eksikleri var. İnsanlar doğal bir şey istiyor. İnsanlar doğal hormonsuz bir şeyler istiyor. Yani burada da zaten son 10 ile yakındır Adıyaman kendi bölgemizde yöremizde inanılmaz nardan tutun bademinden tutun cevizinden tutun bekmezinden tutun, zeytininden tutun, çok şeyler arttırmaya başladı. Yani iyi ki eskiden tütün iptal olduğunda biz dedik ya niye tütün oldu, işte insanlarımız ne yapacak, ne edecek diye. Aslında şu... İnsanlar alternatif aramaya başladı mı diyorsunuz? Yani bir şeylerin konu böyle ve doğal olarak. Ve yerini de buldu. Yani yerini buldu. Normalde eskiden bir kalem, işte insanların beklentisi bir kalemdi ama şu anda çoğaldı. Bazen insanlar böyle karamsar olur işte bu bitti biz ne yapacağız diye. Aslında bazı şeylerin bitmesi lazım ki yeni şeylerin başlaması için. Bu da bizim çok iyi oldu. Nar ekşisinden tutun, zeytininden tutun, işte özümünden tutun, şiredir, bekmezdir, pestildir, kümedir. Çok şeyler arttı. İyi ki olmuş. Yani bunlar geldi diyorsun. Kesinlikle çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ayrıca sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şöyle bir tabii burada bizim... İki tane takımımız var. Yani çok takımımız var da süper, şeyde böyle profesyonel ligde mücadele eden iki tane takımımız var. Birisi Adıyaman 1954 Spor 2. Lig'de mücadele ediyor ve ikincisi Kahta 02 Spor Kulübümüz 3. Lig'de mücadelesine devam ediyor. Tabii Kahta 02 Spor Kulübümüz bize büyük bir sürpriz yaptı. Musa Başkanımızı buradan tebrik ediyoruz. Yönetim Kurulu üyelerini tebrik ediyoruz. Profesyonel ligde iki takımımızın olması bize ayrı bir gurur verici. Zor oldu mu buraya gelmek? Kahta 02 Spor Kulübü'nün. Biz biraz takip ettik ama işin içinde olan sizlerdiniz. Evet. Ben de burada misafirim. Değerli hemşehrilerimizi karşılamaya geldik. Öncelikle Mercan TV ailesini tebrik ediyorum. Hoş geldiniz sizler de. Adıyaman'ımızı tanıtmaya, evet. Tüm Türkiye, tüm dünyaya açılmayı istiyoruz inşallah. Allah'ın izniyle. Kahta 02 Spor daha iyi yerlere gelecek Musa Başkan'ın katkılarıyla. Evet. Umudumuz, temennimiz budur inşallah. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi değerli izleyiciler, Adıyaman'ı tanıyoruz. Gerçekten burada
birçok şeyi görmek mümkün. Burada her şey var hemen hemen. Bizim bir de kahvemiz. Bizim kahvemiz de var biliyor musunuz? Yani kervansarayımız var, saray kahvemiz var, bir sürü kahvemiz var. Hepsi de ayrı ayrı tatlarda. Sizi alalım isterseniz böyle efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim efendim. Adıyaman aslında biraz da kahveden ön plana geliyor. Şöyle son 12 yıldır kahve üreticileri Adıyaman'da ciddi anlamda ciddi anlamda yoğunlaştı. Evet. Benim kendim kahveyle geçmişim 10 yıl. Daha önce de başka bir firmada genel müdürlük yapıyordum. Şimdi kendi markamıza Saray Kahve'yle bu ticaretimize devam ediyoruz. 12 yıldır Adıyaman'a mal oldu. Evet. Biz de bir bayrağı aldık elimize. İnşallah daha da ileriye taşıyabiliriz ümidindeyiz. Bir sektör, yani yeni bir sektör demeyelim, eski bir sektör demeyelim. Orada da bir sektör ve şöyle, çok iyi tutulan bir sektör. Şöyle bir durum, tabii Osmanlı dönemine kadar giderseniz 600 yıllık bir Yemen kahvesi ve Türk kahvesi geçmişi var. Evet. Oradan baz alırsak son 100 yıl, 150 yıldır da Menengiç kahvesini bilirsiniz. Evet. Şu Antep fıstığının aşısız hali. Evet. Antep fıstığına aşı vurmadığınız zaman Menengiç kahvesi çıkıyor. Menengiç ürünü çıkıyor. Tabii. Kesinlikle öyle. Değerli izleyen çok özür dilerim. Şu elimdeki Menengiç kahvesi aşı vurduğundan fıstık oluyor. Fıstığın kahvesi var mı? Yok. Ama o aşıyı vurmadığında böyle bir kahve içebiliyorsun. Yani aşısız kahve, aşılı fıstık. Aynen çok öyle. Aynen öyle. Oradan sonrasında işte sütle de yapılır bu. Özellikle süt giydiğinde soğuk soğuk kış aylarında boğazları çok ciddi anlamda rahatlatır. Evet. Osmanlı kahvesi, dibe kahvesi özellikle bunu indiriyorum şimdi. Dibe kahvesinin de diğer kahvelerden farkı taş değirmende öğütülüyor olması. Taş değirmende uzun süreler dövülerek, dövüm tarzında dövüldüğü için burada biraz böyle daha ipeksi, yoğun kullanımda daha böyle sert bir kahve haline geliyor. Osmanlı kahvesinin kakulleli ve damla sakızlı tarzı da biraz daha soft bir içecek. Biz hepsini bir şekilde harmanladık. Kimilerinden Osmanlı kahvesi, kimilerinden dibek, kimilerinden kakulleli, kimilerinden damla sakızlı ve kendi memleketimize has olarak da Menengiç kahvesini ürettik. Dibek kahvesini hep merak eden insanlardan bir tanesiydim. Evet. Acaba dibek kahvesi denince akla ne geliyor diye. Yani kalk sen Adıyaman'da bunu merak et, İstanbul'da öğren. Çok büyük bir şey. Tamamen bizim amacımız kendi memleketimizdeki insanların zaten bu konuda küçük de olsa fikirleri var. Biz tamamen fabrikamızda da devasa bir görselimiz var. Sadece iç piyasaya değil, ihracata da bu ürünü, yani tüm dünyada yaşayan Türk halklarına bu ürünü bir şekilde ulaştırma çabamızdayız. Yabancıların bakış açısı nasıl oluyor buna? Yani farklı bir tat, Afrika'da içilen kahveyle tamamıyla farklı. Kesinlikle farklı. Osmanlı'yı anımsatan bir kahve tadı var. Yemen'i hatırlatıyor. İşte Afrika'ya götürüyor, şuraya getiriyor. Ama bu Adıyaman'ın kahvesi. Adıyaman'da olacak. Kesinlikle söylediğiniz doğru. Yöresel olarak tüm lezzetler ve aksiyonlar değişiyor. Damaktan kaynaklı bir sebep. Dünya klasik kahvelerin içerisinde işte goldlar, filtreler, espressolar, mokkalar, macchiatolar, bunlar tamamen Avrupa'nın kendi damak tadı. Ama ana artelde yine kahvenin kendi özü var. Burada kavurma taktikleriyle doğru ürünü çekip onu doğru şekilde kavurarak insanlara bir de doğru öğütme şekliyle aynı zamanda ulaştırabilmekle alakalı. Şuna getirirseniz Avrupa bizim ürünlerimize nasıl bakıyorsanız, dünya nasıl bakıyorsanız derseniz dünya artık belli klişe tatlardan sıkıldı ve böyle farklı aroma tatlarına yönelmeyi peşinde. O yüzden takdir görüyor. İnsanların damak tadına da uyuyor. Sertliği ayrı, dokusu ayrı. Bir de özellikle doğru ürünü kullandığımız için rehayla alakalı hiçbir problem söz konusu değil. Her damak tadına uygun ürün şey var mı? Kahve var mı? Bunu kesinlikle çok merak ediyorum. Şöyle mesela biz kendi Türkiye'miz için konuşalım. Akdeniz'de yoğun bir çifte kavrulmuşun da üstünde bir damak tadı var. Bugün Ege'ye geçtiğiniz zaman damla sakızlı daha çok rağbet görüyor. Karadeniz tamamen Türk kahvesi mantığıyla ilerliyor. Doğu Anadolu keza yine öyle aromalı kahvelere sıcak bakıyor. Marmara, İç Anadolu bizim yöremizin hepsinin ayrı bir damak tadı var ama onların içtiği kahveyi biz seviyoruz. Bizim içtiğimiz kahveyi onlar seviyor. Kabul görüyor. Hiçbir problem söz konusu değil. Yani kabul ediliyor.
Tabii. Yani bir ayrımcılığa düşmüyor. Mesela şöyle bir durum var. Gün içerisinde 3 kahve, yani 3 tür kahvesi tüketen her kişi gönül rahatlığıyla çarpı 2, yani 6 adet Osmanlı, Dibek, Menengiç, Damla Sakızlı, Kakuleli, Saray kahvesini gönül rahatlığıyla tüketebilir. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok memnun oldum. Son olarak buradan beklentimiz nasıl? Şu anda işler nasıl? Şöyle söyleyeyim. Elhamdülillah çok şükür diyoruz. Niye? Biz olayın başka bir boyutundayız aslında. Kesinlikle. Yani burada markamızı insanlar bilsin. Güzel etkinliklerle buluşsunlar. Dışarıda konserler oluyor. Karşı tarafta protokol ekibinin çok güzel standları var. Burada yine esnaf arkadaşlarımızın ayrı ayrı güzellikleri var. O yüzden şu anda çok şükür iyi. Yarın hafta sonu. Eğer bu ne zaman dinlenecek bilmiyorum ama yarın, bugün cuma, yarın cumartesi, pazar, yarın ve pazar günü daha hareketli olacağını ümit ediyoruz ve İstanbul'da Adıyamanlı ne kadar hemşerimiz varsa Saray Kahve standına, Yeni Kahve etkinlik salonuna bekliyoruz. Çok teşekkür ederim efendim. Çok rica ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, biz devam ediyoruz böyle. Tabii Saray Kahvemiz de buradaydı. Güzel tatlar var, farklı tatlar var. Efendim merhabalar. Hemen yan tarafta bizim çerez bölümü var. Çerez bölümü de çok önemli. Çünkü çerez bölümünde ne var? O çok önemli. Adıyaman'da birçok çerezi artık üretmek mümkün. Neden Adıyaman'da birçok çerezi üretmek mümkün? İşte makinalarımızı Adıyaman'dan İstanbul'a getirdiler ve burada çerezlerin nasıl kavrulduğunu, nasıl ayrıldığını, kabukların nasıl çıkartıldığını burada canlı canlı bir şekilde gösterme imkanları sunuldu Maytat tarafından. Renklere baktığımızda renkli renkli şekerlemelerimiz var. Tabii bunların da nasıl yapıldığını biz de merak ediyoruz sizin gibi. Burada ne yapılıyor şu anda efendim? Şu anda şeker kaynatıyoruz. Badem şekeri yapıyoruz. Yapmak için şekerini hazırlıyoruz. Şu badem şekeri için, değerli izleyiciler, şu badem şekeri için ben elime atmıyorum. Çünkü biliyorsunuz bir korona hastalığı var ve bundan dolayı da el atmamak için vatandaşlarımızı da uyaralım. Bu badem şekerini yapmak için şu anda arkadaşlar, ustalarımız orada çalışmasını yapıyor. Yani şekeri kaynatıyor. Şekeri kaynatmak ne kadar sürüyor? Ne kadar bir süre sonra bu badem şekeri hazır olur? Şimdi belirlediğimiz bir limit var. Şekerimizi kaynattıktan sonra bademimizi kavuruyoruz. Badem Adıyaman'ımızın yerli bademi. Evet. Kendi bademimiz yani bu badem. Evet. Kavurduktan sonra tavaya atıyoruz. Kademe kademe bir evre şekeri badem. Yani biraz uzun sürüyor tabii. Yaklaşık mesela bir şeyimiz 2 saat, 3 saat, 4 saat. Tabii emek veriyoruz. Severek yapıyoruz ama. Maytat dünyanın yani tanıyacağı bir isim olacağı belli. Bu Adıyaman'dan çıkan bir şey. Biz bunun için gururluyuz tabii ki. Maytat'ı da seviyoruz. Çünkü çerezleri de kaliteli. Biraz da bize bir milliyetçilik vardır. Nasıl, zor oluyor mu 3 saat 4 saat beklemek bunların başında? Zor olmaz mı? Ya bunlar teker teker elle işleniyor. Bunlar sonuçta herkesin teker teker elle yediği ve teker teker yediği bir şey. Onun için çok dikkatli olmak zorundayız. Sadece badem şekeri değil, leblebi şeker de var. Evet, aynı şekilde yapılıyor. Burada ne var? Ben bunu merak ettim. Tarçınlı badem şekeri. İlk defa görüyorum. Adıyaman'a özgü bir şey. Adıyaman'a özgü tarçınlı badem şekeri. Değerli izleyiciler, bu badem şekerlerinin bir özelliği de artık bundan sonra bademimizi biz kendimiz üretiyoruz. Kendi bademimiz. Evet. Adıyaman'ın bademi. Badem. Evet. Aynen. Artık dışarıya badem satıyoruz. Tabii. İstediğimiz türlü ürünü bulabiliyoruz. İstediğimiz fiyata bulabiliyoruz. Bunun avantajları yani. Evet. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler. Yani tabii çok şeyimiz var. O kadar güzel şeylerimiz var ki. Hele şu bölge beni cezbediyor. Yani görüntü olarak bile yetiyor. Burada açık olmayan şunu alayım ben. Şimdi ne var bunda? Ben size sayayım. Nuska dediğimiz tatlı çeşidimiz var. Pestil dediğimiz tatlı çeşidimiz var. Badem var, kuru üzüm var, kuru tut var. Ve birçok ürünümüz var burada. Ve gerçekten hepsi de birbirinden güzel. Hepsi de birbirinden alıcı. Göz alıyor resmen. Buraya geleceğiz. Burada da tabii böyle kahve yanında atıştırmalık şeyler var.
Niye bunları gösteriyorum biliyor musunuz? Artık bunlar da Adıyaman'da üretiliyor. Onun için gösteriyorum. Yani dışarıdan alınmıyor. Tamamıyla Adıyaman'da üretilen ürünler diyoruz artık bunlara da. Bizim Sincik'in neyi meşhur? Sincik ilçemizin neyi meşhur dediğimizde Sincik ilçemizin balı meşhur. Burada balları görmek mümkün. Hep kovanları merak eden olmuştu. Yani mesela şöyle bir bal çeşidimiz var. Kara kovan denilen bal çeşitleri var. Süzme bal çeşitleri var. Var ha var. Gel abi seninle böyle balı konuşalım. Ağzımız tatlansın, yüreğimiz tatlansın diyelim. Nerenin balı bunlar abi? Adıyaman Sincik balı abi. Sincik'in balı. Bak ben ne dedim? Sincik dedince akla ne geliyor? Bal geliyor. Bal gibi bir ilçenin yapacağı da zaten bal üretimi olmalıydı. Çünkü Sincik çok tatlı bir ilçe. Gerçekten insanın sıcaklığı, vatandaşların böyle yardımseverliği, misafirperverliği bizi cezbediyor. Sincik'in balın neyinin meşhur? Yani neresi meşhur? Balın neresi meşhur? Sincik'in balı meşhur. Balın neyi meşhur? Balın bizim yüzde balımız %90'ı Geven bir de Tüsi'den gelen bir bal. Tadı, rahası, bitki örtüsü bambaşkadır. Bizimki ova balı değil, yayla balı. 2008-2009 rakamlık bir baldır. Yani 2008-2009 rakımlı bir yerde. Yani bir düşünün değerli izleyiciler, 2008 metrelik bir dağın tepesinde mi üretiliyor bu ballar? Tabii bu hemen hemen dağların eteğinde oluşan bir mahsuldür. Normal ova balı değil. Nem oranı %0 içerir abi. Evet, %0 nem oranıyla üretiliyor bu ballar. Peki şu kovan mı diyorsunuz bana ya da petek mi diyorsunuz? O petek, çerçeve, çıta balı. Şu çıta balı şu ne kadar sürede dolar? Yani bunu sadece şunu doldurmak. Ya bir arı 7. ayda bal olmaya başlar ta ki 9. ayın 15'ine kadar. Bunları biz seçme olarak buraya getirdik. Bizim balımız hepsi yarı yamalak çıkar. Normal full çıkmaz. Tabii ki şeker verirse tabii ki daha da fazla çıkar. Hem şişirmesiyle hem dolmasıyla. Ama siz şeker vermiyorsunuz. Yok. Tamamıyla doğal olarak bitkilerin üzerinden alınan ballar diyoruz. Çok teşekkür ederim efendim. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, Sincik'imizin balından da gidiyoruz. Ve karşıda birçok yerde böyle... İlyas'a sırtımı döndüm diye İlyas bana küsecek neredeyse. Bana bak abi, bana bak diye. Şimdi burada bizim en çok neyimiz meşhur dediğimizde sadece bademimiz mi meşhur? Hayır, sadece badem değil. Bizim bir de burada gördüğünüz gibi narımız meşhur. Nar özellikle Gerger bölgesinde yetişen bir meyve. Ve gerçekten çok güzel tadı olan bir meyve. Bak şöyle dökülmesin de yavaş. Oho. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız değerli izleyiciler? Yani hiçbir yerde bulamazsın. Hakikaten bulamazsın. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu narı bulamazsın abi, gerçekten. Bunu özellikle seçtin mi yoksa oradan alıp kesinlikle bir tanesini... Kesinlikle en ufadır. En ufağı böyleyse en büyüğünü düşünelim. Bu nereden düşünüyor? Bu nereden yetişiyor? Bu bizim Kağıtlan'ın eli. Evet. Ondan sonra cımık diyoruz Canbek. Oradan, yani kağıda gerger. Kağıda tabii kağıda gerger. Evet. Müthiş bir nar şekli ya. Böyle hani. Bir tadı muhteşem. Bir tadına bak. Valla tadını yiyeceğim de şimdi nefisleri düşmesin evet. Diye ekranda yemeyeceğim. Ağzım şu an sulandı. Bir de sen kendin. Hakikaten ağzımı sulandı. Abim bu işi biliyor. Ağzımı sulandı valla. Bunu al abi. Kameracı abimiz mi baksın tadına? Bunu al abi. Ben bunu hemen böyle alayım. Baksana. Şu. Görüyor musun İlyas? Deve dişi. Bak. Bu Adıyaman narı, Adıyaman. İn. Hanımefendi merhabalar. Yapma. Neden? Tamam. Biz yapmıyoruz, siz de yapmayın. Burada var ya nar deyip geçmeyeceksin. Hakikaten hakkını veriyor Adıyaman burada. Abi yapma şunu lütfen. Bak yenge hanım bana dedi yapma, ben de sana diyorum yapma. Aklımızı çelme, illa bize nar yedireceksin. Gel İlyas gel. Gel şuraya yanaş gel. Gel limana yanaş gel. Şimdi bunların normalde hasat dönemi ne zaman? Hasat dönemi ne zaman? Bu zaman işte. Bu zamanda tüketiyoruz. Biraz daha erken yapılıyor değil mi? Böyle tabii. Ekim gibi falan. Ekim tabii. Ekim'de Ekim'in son günlerinde böyle hasat yapılır. Nar hasadı yapılır. Kasım Aralık. Ve bunu iyi muhafaza ettiğinde kaç ay daha yiyebilirsin?
Kaç ay? 3 Ocak Şubat'a kadar yiyebilirsin. İyi muhafaza ederseniz bunu ocağa, Şubat'a kadar, hatta Mart'ta bile ben nar yiyen adamı gördüm. Tabii, aynen öyle. Güzel muhafaza eder. Nasıl muhafaza edilir peki? Muhafaza bunu as, bir yerden asacaksın. Şöyle. Tabandan. Ya bunlarda tabii şey yok da. Dalından asacaksın böyle. Bir yere temas etmeyecek. Havada kalacak. Havada kalacak. Nemli şey. Ocak Şubat'a kadar saklayabilirsin. Kemal sen bunu ye. Bu sana kısmet oldu. Yani. Evet, İlyas Cemal'a vermedi. Al bunu o zaman. İlyas o konuda biraz pintidir. Kameracı abi hemen aldı ağzına. Narları götürüyor. Götür abi, götür ya. Abi Adıyaman tanıtım günleri nasıl geçiyor? Şimdi Merengüç kahvesine de geleceğim. Merengüç kahvesi diyoruz ya. Evet. İlyas gel şurada hazır buradan gelirken. Bak bak Merengüç kahvesi geliyor buradan bak. Sıcak sıcak böyle görüyor musun? Değirmene katıyoruz. Evet. Değirmeden yağıyla birlikte. Şimdi bir daha söyle abi. Buradan taneleri değirmene katıyoruz. Evet. Değirmeden aşağıya yağ olarak aşağıdan çıkıyor. Yağ olarak çıkıyor. Tabii. Çevredeki yağ birlikte çıkıyor. Tabii dünyanın hiçbir yerinde bu menengiç kahvesini bulamazsın. Peki, Adıyaman'da yetişiyor. Peki ne yarıyor bu menengiç kahvesi? Menengiç kahvesi ne yarıyor? Mide ağrısı olanlara yarıyor. Bağırsak çalıştırıyor. Mide ağrısı, bağırsak ağrıları, ateşe, kolesterola, şekere. Şifa da bir şifadır. Gerçekten şifa. Şimdi burada kahvesine girdik. O tabii kuru kahve ama bu Merengüç'ün yağlı kahvesi oldu. Bu böyle doğal olarak şuradan bakın. Burada da Cemal burayı da çek kardeşim. Buradan şeye atıyorsun. Aşağıdan bunu bu şekilde parçalı bir şekilde çıkartıyorsun. Tabi burada farklı şeyler de var. Burada sadece merengüç kahvesi yok. Sadece nar yok. Birçok ürün var. Kurutulmuş ürünlerimiz var. Pestil kesme var. Var ha var. Maşallah Adıyaman'da yok yok. Hepsi de buraya gelmiş. Ben teşekkür ediyorum abimize. Biz devam edelim böyle. Evet. Şimdi sen gel abi. Bir şu bana balı bir anlat ya. Bu bal niye farklı oluyor? Fark renkleri neden farklı balların? Yani ben karakoğan balı işte ya da anzer balı falan pek fazla bilmem. Ben tadına bakarım. Hoşuma giderse devam ederim. Evet. Yoksa da bırakırım oradan. Ya yine bal arasındaki fark ne? Ya çiçekten farklı çiçeklerden beslendiği zaman yani rengini çiçeklerden alır. Papatya bahçesinde olan bir arı beyaz bal üretir. Aynen. Hani rengini tam şey yapamayız ama o şekil. Evet. Ya mesela atıyorum. Aynen öyle. Aynen öyle. Ona benzer bir şey. Yani aynen renkleri öyle. Aslında arıların bitkilerden aldığı polenler, evet. Bitki özünden aldığı polenler balın da rengini ortaya çıkarır. Aynen öyle. Efendim çok sağ olun. Sağ olun. Şimdi böyle gidelim biraz da böyle devam edelim. Çünkü buralarda da besni unlu mamuller. Yani besni ekmeğini hiç gördünüz mü bilmiyorum ama ben besni ekmeğini gördüm. Basimet. Evet. Besimet değil mi bu? Evet. Yani ekmek basimet. Olarak geçme. Peksimet değil basimet. Peksimet ayrı bir şey, basimet ayrı bir şey. Basimet ayrı bir şey. Evet. Daha başka. Basimet dediğimiz bizim besniye özel. Bunun unu, özel buğday unu, mayası tamamen nohut mayası. Nohuttan yapılır. Nohudu, şimdi unu öz, evet bu maya nohudu akşamdan birkaç gün önceden ıslanır. Özünü alır. Onun suyuyla bunun hamuru yapılır. Nohudun hamuruyla. İşleme bakar mısınız değerli izleyiciler? Yani bir ekmek besimet için ne kadar uğraşılıyor, ne kadar çaba harcanıyor? Tadını çok merak ediyorum. Bu tadı, kadar, evet, tadı çok özeldir. Evet. Sabahları bunu ısıtıp da bu sıcak yediğiniz zaman nasıl pastanede bir poğaça yiyorsunuz ağzınızda eriyor. Bu da aynı şekilde ağzınızda erir fakat poğaça tadını vermez. Evet. Çünkü poğaçada karıştırılmış beyaz un var. Evet. Bunda o yok. Bir de nohut mayası var. Nohut mayası ayrı bir tat verir. Şimdi bu böyle kaç gün muhafaza edilir? Bu öyle edilir. Ne zaman ısıtacaksanız? Yani atıyorum 10 gün sonra da bunu ısıtıp yiyebilir misin? Yiyebilirsin. Ne kadar güzel bir şey. Ya bakın değerli izleyiciler bu yani şu anda çok böyle sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Artık böyle israfın son noktalara geldiği. Yani bu aslında
Fiyat artışları israfın da önüne geçti tabii, biraz. Tabii evet. Bir yandan iyi oldu diye sevinesimiz var. Çünkü israf gerçekten çok büyük çok, bir şeydi. Çok, evet. Sadece besinde bu yok tabii. Birçok ürün var. Kuru üzümümüz çok, var. Kuru üzüm. Bizde onun kuru üzüm. Kuru üzüm denmez. Onun ismi peygamber üzümüdür. Evet. Bizde Evliya Çelebi'nin şeyinden de geçer kitabında. Peygamber üzümü. Özelliği o. Şifa kaynağıdır. Evet. Bütün herkes artık yapıldığı ve incelendiği bilimsel olarak da şifa kaynağı olduğu peygamber üzümünün belirlenmiş. Evet. Her üzüm peygamber üzümü değildir. Bu bir sadece farklı bir cins mi yani? Evet. Ayrı bir cins. Evet. Şimdi bazı yörelerde, bazı kuru yemişçilerde besni üzümü diye satarlar. Evet. Onlar Çanakkale ve Bursa yöresinde Razaki denen bir üzümleri var. Onu buna benzer. Onu kuruturlar, besni üzümü diye satarlar. Onu kimse bilmez. Kuru yemişçi de adam besni üzümü alacağım der, gider onu alır. Ama o daha uygun. Biraz daha tadı değişik. Razaki denen bir üzüm cinsi o. Onu kuruturlar, satarlar. Esas üzüm budur. Besninin haricinde bu özellik besninin toprağına özel bir tat verir buna. Şimdi orada yanımızda besninin gölbaşı var. Evet. Bir öbür tarafta yetiştiriyorlar. Fakat bu tadı vermiyor. Onlar da besni üzümü diye satıyorlar onlar da. Aslında peygamber üzümü diyorlar ama esas besni üzümünün tadını hiçbir şey vermez. Toprağındandır o. Peygamber üzümü besninin. Besninin. Gölbaşı diye de duymuştuk ama gölbaşına da aynı bu üzümlerden diktiler. Fakat bunun tadını vermez, bu özellik yok. Yani topraktan gelen bir şey var. Evet. Şimdi besninin de her yerinde yetişen bir üzüm değil. Her yöresinde yetişmez. Bunun yetişmesini özellikle belli bir yörenin üzümü meşhurdur. Yetişir, o tadı vermez. Evet. Peki ne kadar süre muhafaza edilebiliyor bu üzüm? Bu üzüm bir senede yiyeceksin. Bir sene sonra bu kezbilenir. Kezbilenir dediğimiz şekerlenme yapar, kuruma yapar kendi kendine. Bitireceksin. İstediğin zaman ye. Bir yıl içerisinde kuru peygamber üzümünü, kuru peygamber üzümünü bitirebiliriz. Kesme var. Kesmeye gelmek istiyorum. Besinin kesmesi de. Besinin kesmesi o da meşhurdur. Bilirsin bizde ona kırma denir. Kırma, kesme. Has üzüm suyu. Onun içerisinde çok ince bulgur simidi dediğimiz bulgurun çok ince bu unlaşmış şeyini karıştırırlar. Kaynadıktan sonra tepsilere serilir. Tepsilere serilip günde dondurulduğu zaman şu şekilde tepsiyi şey yapalım. Şu şekilde bu tepside belli yine güneşte kuruduktan sonra bunu bu şekilde baklava dilimi gibi kesilir. Kırma denir. Nişastalanır. Evet. Bu şekle getirilir. Sert bir şekli bu var. Bu hava aldığı için yumuşuyor. Bu koy bir tarafa yumuşar. Evet. Yumuşama sertlik sebebi güneşte kalması, günde olması. Hı-hı. Hiçbir katkı olmadan sırf %100 doğal üzümün suyundan yapılmış bir mamuldür. Tabii burada ben biraz pestil diyeceğim de farklı bir rengi var biraz daha. Şimdi pestil, şu pestil. Evet tamam. Bizim gördüğümüz pestil. Evet pestil bu pestil. Bu tamamen doğal. Evet. Hiç karıştırılmamış. Üzümün suyundan yapılan pestil. Bu da aynı. Buna nişasta katılmış. Ondan. Biraz daha yumuşak olmuş. Köpük pestili var. Evet. Ondan da getir göstereyim. Bu ben hep pestili olarak biliyordum ama bu köpük pestili yani. Bizde ismi çarpma bastık. Bunun ismi de bastıktır bizde. Bastık, çarpma bastık. Çarpma neden geliyor? Evet. Bu konduğu zaman büyük tepsilerde bunun özel şeyleri vardır. Biz eskiden böyle çırpılır. Sonra makinalaştı. Makine kolları içinde dönerekten döndüğü zaman bunu beyaz hale getirir. Köpük olur bu. O aynı bunun şeyi un nişastalanır. Evet. Köpük baskı bu da çarpma bastık ismi. Evet. Bunun sucuğunu yaparlar. Bunun da sucuğunu yaparlar. Yani şeyi şu bu sucuğun çarpması olur. Getir onu.
Mesela onun sucuğu da bu. Evet, bunun sucuğu da bu diyoruz. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Çok sağ olun. Memnun oldum. Çok sağ olun efendim. Biz bunları böyle yakaladığımızı yakalayalım. Elimizde şey. Oldu. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Evet değerli izleyicilerimiz. Tabii süremizin artık sonuna geldik. Süremizi de buradan noktalayacağız. Ana haber bültenimizi burada bitiriyoruz. Esnaflarımızı gezmeye devam edeceğiz. Program olarak devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Daha sonra program olarak yine sizlerle birlikte olacağız.